Merhaba Karar TV izleyicileri. Koronavirüs gündemiyle yine karşınızdayız. Bugün önemli bir konuğumuz var. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden, Tıp Fakültesi'nden doçent doktor Eren Çetin'le koronavirüsle mücadele konusunda şu anda jenerikte. Koronavirüsle mücadele konusunda yeni bir tedavi yöntemini konuşacağız. Yayındayız, duyuyorsunuz değil mi Eren Bey? Evet, duyuyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. İlk önce isterseniz sizin akademik kariyerinizden bahsedelim, uzmanlık alanınızdan bahsedelim. Daha sonra da Türkiye'deki mücadelede, tedavi yöntemlerindeki durumu konuşuruz. Daha sonrasında da tedavi yöntemi, sizin anlatacağınız tedavi yöntemi, iyotla tedavi yöntemi değil mi? Bu evet. Konuda sizin geliştirdiğiniz bir proje var. Bunun üzerinde konuşuruz. Buyurun isterseniz uzmanlık alanınızdan bahsedelim. Yanılmıyorsam onkoloji konusunda doktoranız yaptınız Türkiye'de. Evet. Yurt dışında da Japonya'da da genetik tedavi konusunda çalışmalarınız oldu. Orada ikinci bir doktora yaptınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Fuat Bey. Sevgili izleyicilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Herkes evde merakla bekliyor. Neler var, neler olacak. Bu arada tabii tedavilerde Türkiye'de başka bir kanaldan güzel gidiyor. Onlardan da bahsedelim. Evet. Şimdi öncelikle ben 1996 Hacettepe Tıp, İngilizce Tıp mezunuyum. 2002 yılında onkoloji uzmanlığı bitirdikten sonra ben Japonya'ya gittim. Japonya'da gen tedavisi bilimi üzerine 5 yıl eğitim aldım, PhD, doktoram var. Aslında virüslerle alakalı bir tedaviyi veya onlarla alakalı bir mevzuyu konuşacaksak, gen tedavisi bilimini bilen kişiler özellikle virüslerle alakalı bilmek zorunda. Çünkü hücre içerisine yerleştireceğiniz geni virüsler ile yerleştiriyorsunuz. Yani bu bir vektör aracı içerisine yerleştiriyorsunuz. Seyircilerimiz için ben ufak bir şey göstereyim. Bu bir virüs. İçerisinde onun üremesini sağlayan replikasyon genlerini çıkartıyoruz biz. Onları çıkarttıktan sonra gen tedavisi alakalı geni virüsün içerisine yerleştiriyoruz. Ondan sonra hastamıza veriyoruz ve gen tedavisinin aslında bütün mentalitesi virüsleri kullanmaktır. Ve spesifik enzimlerle o yardımıyla kesiliyor. Vereceğimiz bir içerisine şey yapacağımız, yerleştireceğimiz geni de yerleştirip o şekilde tedavinizi planlıyoruz. Aslında bu bir mutasyondur. Mutasyonu yapmak aslında kolay. Önemli olan virüsü replike olmayacak tarzda yönetebilmektir. Biz genelde orada virüslerle bu şekilde mutasyonlar yapıp hayvan deneyleriyle uğraşıyorduk. Aslında kolay bir meseledir. Yani mutasyon yapmak. Fakat koronavirüsle siz uğraşıyorsanız dinamitin üzerine çakıyla yazı yazıyorsunuz anlamına gelir. Ne demek hocam bu? Yani bir kontrolden çıkmam mı söz konusudur? Bu virüs üzerinde çalışma yapılırken bahsettiğiniz şekilde bir kontrolden çıkma ve yayılması veya üretilmesi mi söz konusu? Yani hep şunu duyuyoruz, korona üzerinde bilimsel çalışmalar yapıldı çünkü bu konuda çalışma yapmak kolay. Bir de hani tedavisi olmadığı için korona ailesinin ürettiği hastalıklar ya da koronavirüsün ürettiği hastalıklara tedavisi olmadığı için kontrolden çıktığı an çok büyük işte insanlık için, dünya için büyük bir salgın olabilir şeklinde de öncesinde tahminler vardı. Bu da gerçekleşti galiba. Bunu yaşıyoruz. Bu o anlama mı geliyor? Yani dinamit benzetmesi. Böyle 2003 yılında ilk defa uzak doğu SARS pandemisi başladı biliyorsunuz. O dönemden sonra aşı çalışmaları aslında o dönemde de başladı. Evet. Yani 2007 yılında Çenk'in ekibi var. Onlar çalıştı aşı geliştirebilir miyiz diye. Çünkü bu başımıza çok bir bela açacak. Onunla alakalı epey bir çalıştılar o ekipler. Fakat aşıyı geliştiremediler. 2012 yılında da bu sefer Orta Doğu'da ne hikmetse Uzak Doğu'dan atlamış, Orta Doğu'da bir MERS salgını oldu. O daha bir öldürücüydü.
%50'ye yakın öldürücüydü. 2015 yılında da Menerşeri bir arkadaşları bir çalışma yaptılar. Yani bu virüs ne kadar şey yönetebilir miyiz? Wuhan Üniversitesi'nden 2015 yılında bir çalışma beraber yaptılar. Çok enteresan. Wuhan Üniversitesi Viroloji Enstitüsü'nün ismi de geçiyor. Enteresandır, virüsün kaynağı da Amerikan Ordusu Tıp ve Araştırmalar Enstitüsü. Yani çok enteresan. Neyse, bir şeyler de dediğim gibi. Şimdi burada bu çalışmaları ne yapabiliriz, nasıl yönetebiliriz gibi çıkıyor. Ama şimdi Japonya'da Tasaku Hoca var. Ondan, o da Nobel ödüllü bir hocadır. İmmünoloji hocasıdır. Kyoto Üniversitesi'nde, bir arada Osaka Üniversitesi'nde bulundu ki ben 2002-2007 arası Osaka Üniversitesi'nde doktora yapıyordum, gen tedavisi üzerine. Şimdi o Tasaku Hoca, Nobel ödüllü hoca diyor ki bu virüs yapılmış bir virüs. Böyle olmasa ben Nobel ödülümü geri veriyorum diyor. Ya bu kadar iddialı konuşuyor. Çok iddialı, evet. Çok iddialı. Şu anda mesela başka yayın var. 2003 SARS'tan, bu da 2019 SARS-2, COVID diyorlar ya. Evet. 9 farklı mutasyon var. Bu 8 mutasyonlu virüs nerede o zaman? Yani 9 farklıdan mutasyon olacak. Bu arada Uzak Doğu'da bir pandemi sebep olmayacak, öyle mi? Öyle olmaz. Evet. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Hocam şunu mu söylüyorsunuz? Yani 9 farklı mutasyon var. Bunların 8'i laboratuvar ortamında oluştu. Dokuzuncuyu biz yaşıyoruz. Yani dokuzuncuyu konuşuyoruz. 9 farklı mutasyon var. Yani 2003 SARS ile şu anki virüs arasında tespit edilen farklı mutasyonlar var. Ve gelen bilgilere göre, yani Avrupa'da, İran'da ve Çin'deki virüslerin farklı genetik yapıları olduğuna dair detaylarını da öğrenemiyoruz. Bu şekilde bilgiler de geliyor. Şimdi bakın, şu anda bir virüs pandemisi yaşıyoruz. Tamam. Bu inişe geçti söyleniyor. Tamam, ama bu ne kadar sürecek? Belki birkaç yıl. Peki COVID çıkınca ne yapacağız? COVID-4 çıkınca ne yapacağız? Eğer bu bir entikaysa, öyle görünüyor. Tasaku Hoca'ya göre öyle bu. Biz sürekli virüsler ile insanları güdecekler, bir yerlere götürecekler galiba. Böyle gidiyor. Ya, o yüzden bizim adam akıllı antiviral bir ajana ihtiyacımız var. Şimdi evet. Ben Japonya'da çalışırken virüsler içerisine nasıl genetik materyal yerleştirilir, nasıl delinir, öyle yerleştirilir, bunların biz eğitimini aldık. Evet. Nasıl bertaraf edilir? Bunu en iyi genetik bilimciler bilir. Şimdi biz baktık, bu tedavi yapacaksak, ki aşı çok zor görünüyor. Evet. Ki mevcut antiviraller, virüse ait antiviraller. Evet. Ve pozitif çalışmaya dayanarak, mesela favipiravir, Japonya'dan çok istekli aldık. Tamam, RNA polimeraz enzimi inhibe ediyor. Biraz yavaşlatır, durdurmuyor. Evet. Antiviraller kısıtlıdır. Hocam, oraya geçmeden önce biraz daha bu mutasyon işini konuşmak istiyorum. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de işte veya benzer kurumlarda bu virüsün işte laboratuvar ortamında üretilmediğini açıkladılar. Bazı bilim adamları da açık, ama çok daha ciddiye alınacak bilim adamları da, işte Nobel ödüllü Japon bilim adamları. Yani olduğu gibi araştırmışlar. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Yani DSÖ gibi, yani Dünya Sağlık Örgütü gibi bir kurum, bu mutasyon şey, yani laboratuvar ortamında üretilmediğini söylüyor. Burada bizim kafalarımız karışık, vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle oluşuyor. İlk vaka Wuhan'da 15 Kasım'da tespit edildi. Bir göz doktoru tespit ediyor biliyorsunuz. Daha sonra ortadan ya da vefat ediyor diyelim. Evet. Ama bunu ısrarla gözden kaçıyor, örtbas etmeye çalışıyorlar. Mesela bazı uçak şirketlerinin büroları Kasım sonunda kapanıyor Wuhan'da mesela. Yani, ama uluslararası uçuşlar devam ediyor nedense. Ve bunu insandan insana geçişini ancak 20 Ocak 2020 yılında Çin bunu söylüyor. Evet. Geç. Ve Dünya Sağlık Örgütü de çok geç söylüyor. Şimdi biz Çin'den aldığımız protokolleri uyguluyoruz ki neyse ki bizim basiretli doktorlarımız hakikaten öyledir. Modifiye ettiler, protokolü öyle sundular hastalarımıza. Hmm. Bir şey oldu. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bize sunmuş olduğu tedavi protokolü
ve bize vermiş olduğu bilgilerin geç olması aslında pandeminin önemli ölçüde yayılmasına da sebep oldu. O yüzden biraz ben şüpheli ve biraz çekinik bakıyorum olaylara. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgileri biraz beni çok tatmin etmiyor açıkçası. Evet. Mesela protokollerinde steroid var ama mesela bir Alman doktordan edindiğim bilgiye göre İtalyanlar çok bir hata yaptı diyordu. Yüksek doz steroidler verdiler. Sonra bu antimaller yasıtma ilaçları falan var. Onları da çok geç protokolde geç alıyor. Bizim doktorlarımız daha erken dönemlerde verdiler. O biraz daha kliniğe yönetilebilir hale getirdi. O açıdan hani bizim ülkemizde biraz daha basiretli davranıldı neyse ki. O açıdan güzel. Fakat hala etkili bir antiviral ilaca ihtiyaç var. Şöyle bir şey Fuat Bey. Şimdi herkes bir yere bakarken, herkes bir cambaza bakarken, yani patentli ilaçlar yapılsın da biz alalım veya aşı yapılsın da biz alalım derken biz bunu yapmadık. Biz dedik ki bunu en etkili antiviral nedir? Yani Japonya'dan edindiğimiz tecrübelerle bunun iyot olduğunu zaten biliyoruz. Canlı vücut yüzeylerinde, mukozada, genizde koronavirüslerini çok rahatlıkla öldüren iyot solüsyonları var. Bunu ama belli dozlarda, tanımlanmış dozlarda. Buna bir açıklık getirelim hocam. Yani bildiğimiz insan vücudunda olan iyottan bahsediyoruz. Yani herhangi bir kimyasaldan falan bahsetmiyoruz değil mi? Evet, aynen. Aslında bu kullanımın bir etik kurula bir ihtiyacı yok. Yani C vitamini nasıl veriyorsunuz? Demir nasıl veriyorsunuz? Aslında iyotu da öyle verebilirsiniz. O yüzden bunun çok geniş klinik çalışmaları var. Öyle değerli ve güçlü delilleri var ki favipiravirden daha da güçlü delilleri var. Hocam yani ona geçmeden önce yani iyotun yapısı itibariyle yani virüsle nasıl savaşıyor ya da virüsü nasıl yok ediyor? Yani nedir bunun özelliği de işte dezenfektanlarda da kullanılıyor değil mi bu? Bildiğim evet. Kadarıyla. Tabii insanın iyotu bir dezenfektan. Halbuki önceki yıllarda kliniklerde çok müşkül zatürrelerde influenza zatüresinde kullanmışlar ve çok etkili görmüşler. Yani influenza dediğimiz normal grip değil mi? Gripten bahsediyoruz. Tabii o zaman virüs bilmiyorlarmış. Bakteri zannediyorlarmış ama influenza pneumonisinde kullanmışlar ve etkili olduğunu görmüşler. Yani 400 hastalık seriler var. Bakın çok değerli seriler var. Şimdi virüsün tutunma proteinleri vardır. Şurada gösterdiğim gibi. İyot oradaki tutunma proteinlerindeki tirozin, histidin, aminasitlerini bağlar. Ve o yüzden tutunamıyor. Ve onun zarfındaki proteinleri de bağladığı için hızlı bir şekilde virüslerin hemen hepsini öldürür. Bakın iyot o kadar enteresan bir element ki Sayın Fuat Bey. Yani hem genel bir antiviraldir, hem antibakteriyeldir, hem de sporlu bakteriler, mesela şarbon gibi sporlu bakterilere dahi etkilidir. Antiparazittir. Allah'ın bir lütfudur ya. Acayip bir hediyesidir. Bunu kullanın. Yani mesela bunu canlı yüzeylerde etkisini gördük. O zaman biz bunu madem bu koronavirüs enfeksiyonunda en büyük problemimiz şu anda nedir? Entübe hastaların yarısının eksi olması ya da vefat etmesi diyelim. Evet. En büyük problem şu. Hastada kontrol edilemeyen bir immün reaksiyon oluşuyor. Ve bir nevi hasta, yani tabiri caizse immün sistemi intihar ediyor. Buna sebep olan kana karışan virüstür. Kana karışan virüsü ortadan kaldırmazsak biz bu kontrolsüz immün cevabı kontrol edemeyiz. Hem yataklı servislerde %15 deniyor yeni yayınlarda hem de entübe hastalarda %50 oranında bir eksitus ya da vefat oranı var. Çok yüksek bir orandır. O yüzden bizim etkili bir antiviral ajana şiddetle ve hemen ihtiyacımız var. Ya dediğim gibi bu virüs salgını geçse de artı arkası geçmeyeceğine malum. Artı bu virüs salgını ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. O açıdan fizyolojik değerlerde hastaya yan etkisi olmayan geçmişte kullanılmış dozlarda iyot tedavisi önerdik. Hocam burada bir kesmek istiyorum müsaadenizle. Yani bahsettiğiniz iyot tedavisi aslında bir aşı yöntemi veya bir ilaç değil. Yani birçok ülkede aşı geliştirme çalışmaları sürüyor.
bazı ilaçlar, hani piyasada satılan ilaçlar tedavilerde de kullanılıyor ama sizin bahsettiğiniz fiziksel bir virüse fiziksel bir müdahaleden bahsediyoruz. Yani iyotla vücutta temizlik yapma gibi bir konseptten evet, bahsediyorsunuz. Kana karış önce akciğerde başlıyor hastalık. Evet. Sonra buradan nefes darlığı, distress sendromu denildiğinde nefes darlığından sonra kana karışmaya başlıyor. Şimdi yeni yayınlarda beyinde, kalpte, böbrekte, cilt altında biz virüsleri görmeye başladık. Kana karışıyor. Evet. Kontrol edilemeyen bir inflamasyon, büyük bir vücut bağışıklık tepkisi oluşuyor. Bu tepkinin de domino başı virüs. Virüsün kanda oluşması. Öyle bir şey ki Fuat Bey, mesela virüs bir tane giriyor, hücreye 1000 tane çıkıyor. Evet. O yüzden mesela bağırsak sisteminde kanamaya uyuyorlar. Çünkü hücreler ölüyor. Veya bağırsak akciğerlerde tahribata sebep oluyor. Beyine gidiyor. Beyinde tahribata sebep oluyor. Bunlar daha hiç konuşulmadı bile. Yani o kadar çok büyük sendromlara sebep oluyor ki kandaki virüsü temizlemedikçe, ki dominonun başı odur, tedavi mümkün olmayacaktır. Bakın Batı tıbbı her zaman sonuçları tedavi eder. Sebebi değil. Dikkatinizi çekerim. Patentli ilaçlar hepsi sonucu tedavi eder. Yani semptomları tedavi ediyor bir yerde aslında, değil mi? İnflamasyon oluşuyor, anti-inflamatuar verelim. Ateş oluşuyor, anti-ateş verelim. Bunun gibi şeylerle uğraşır Batı tıbbı. Bakın, dominon başı dediğimiz sebebi virüsün kanda dolaşmasını engelleyici bir ilaç henüz yoktur. Evet. Yani biz bunu önerdik. Hem de fizyolojik dozlar. Peki hocam, yani nasıl yapılıyor bu? Yani kana mı veriliyor, damardan mı verilmesi gerekiyor? Yani iyot ağızdan mı alınmalı veya iyot içeren besinlerle mi takviye ediliyor? İlaç şeklinde mi getirilip veriliyor? Bunun bir detayını anlatabilir misiniz? Evet. Klinik çalışmalarla alakalı kuvvetli veriler ve ispatlar, inanın şu anki antivirallerden daha güçlü. Geçmiş zamanda oral kullanımı da var. Yani mesela diyelim ki şiddetli üriner sistem enfeksiyonları olan kişide oral verilebiliyor ve müzmin hızlı yıllardır geçmeyen virüs enfeksiyonları da geçiyor. Bakteri enfeksiyonları da geçiyor. Antibakteri özelliği de var. Evet. Oral kullanımda ya mesela diyelim COVID pozitif oldu, semptom yok. Verin oral iyotu. Birkaç günde geçtiğini hastalarımız bazıları söyledi. Evet. Bunu COVID pozitif respiratör distres sendromu gelişmiş bir hastamız oldu. Bizden istediğimiz tarif ettik. Yani oral verdik. Bakın 3 günde geçen yılda zatürre geçirmiş bir hastaydı. Onda da çok etkili oldu. 3 günde geçmiş. 7 günde tamamladık. Geçmiş yıllarda, yani 1920'lerde 30'larda galiba, değil mi? Zatürre tedavisinin etkin bir şekilde kullanıldı bildiğimiz kadarıyla. Ama o dönemde patentli antibiyotikler de yavaş yavaş sentezlendiği için ve bunu uluslararası ilaç firmaları da patentli ilaç satmak istedikleri için yavaş yavaş iyot tedavisi unutturuldu. Vazgeçildi. Yani daha çok sektör olan bir alana kaydırıldı evet. Tedavi yöntemi. Evet. Maliyeti nedir? 1 lira. 1 lira. Bakın. Mesela şimdi bir aşısal şeyden bahsediyorlar. Roche firmasının bir şey işte, söylemeyeyim ismini. Tanesi 3000 liradır. Bakın yani o da etkisini bilmiyoruz bile. Yani çok sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Bakın 1 liradır maliyeti. Ve fizyolojiktir. Daha dikkatini çekeyim. Fizyolojiyi düzeltmeden patoloji düzeltemezsiniz. Temelde zaten Türk toplumu ve dünyada da genelde iyot eksikliği zaten vardır. Ben 2 yıldır testleri yaptırıyorum kendi hastanemde. Yaklaşık 100'e yakın hastada test yaptırdım. Bir tane hastada sadece yeterli seviyede çıktı. İyot seviyesi. Hemen her hastada iyot zaten eksik. İyot eksik olunca immün sistem çok yavaş çalışıyor. Endokrin dediğim hormonal sistem de zaten çok zarar görüyor. Uzak doğuda mesela Japonya'da araştırılmış meme kanseri niye kadınlarda az? Bunun çalışmaları yapıldığında uzun süreler bakmışlar ki Japon mutfağında yosun da yiyorlar. Yani iyot aslında orada mutfaklarında var. Yani bizim mesela Antalya yöresinde deniz bölgesi gibi. Evet. İyot biz aldığında kişiler daha zihinde, daha bağışıklığı yerinde kişiler oluyor. Aslında bir dönem bunu
ekmeklerde iyot takviyesi yapmışlar. Sonra her nedense iyot ortadan kaldırılmış. İyotlu tuz kullanmak çok etkili olmuyor. Klorla beraber verdi mi, klorla yarıştı mı, klor galip geliyor. Çekinik bir tavrı vardır. O yüzden iyoda biraz pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Ona ayrıca almamız gerekiyor. İyodun dediğim gibi bütün mikroplara, virüs, bakteri, sporlu bakteri, parazitler hepsinde çok etkilidir. Çok enteresandır. İnsan hücresine dokunmuyor. Evet. Belli dozlarda. Yani sen mikropları öldürüyorsun ama insan hücresine belli dozlarda dokunmuyorsun. Çok harika bir şeydir. Hem de hücre içerisine de giriyor. Bakın virüsün hücre içerisinde saklandığına dair de veriler gelmeye başladı. Yani siz kanda plazma verdiniz diyelim. Çok erken safhada ancak işe yarar. Entübe bir hastada virüste kanda virüsün fink attığı bir ortamda plazma tedavisi de işe yaramayacaktır. Çünkü sen 1000 asker yolluyorsun. Karşıdan milyonlarca virüs askeri geliyor. Hangisini bertaraf edeceğiz? Plazma tedavisi diye bahsettiğimiz şey iyileşen insanların kanından antikor alıp, evet, değil mi? Enfekte olmuş, evet, insanlara aktarmak. Evet, antikorları veriyor. Size çok konuşuldu, gündeme geldi. Tabii ama bu erken safhalarda işe yarar. Yani virüsün daha çok az olduğu dönemde antikorlar işe yarar. Ama problemimiz zaten entübe ve yataklı hastalardaki sorun. O yüzden öyle ileri evrelerde, yani virüsün ileri evresinde, enfeksiyonunda kesinlikle bir etkili antiviral ajana, etkili bir fizyolojik tedaviye ihtiyaç vardır. Evet. Biz bunu deneyimledik, gördük. Virüslerle alakalı 2002 yılından beri çalışıyoruz. Çok etkilidir. İyot harika bir, Allah'ın lütfu, hediyesi olan bir elementtir. Peki hocam, şeye geçmeden önce sizin bu projenizin önerdiğiniz makamlar oldu tabii. Ona geçmeden önce izleyicilerimize hatırlatalım. Karar TV'de doçent doktor Eren Çetin'le iyot tedavisi, koronavirüse karşı iyot tedavisini konuşuyoruz. Paylaşımlarda bulunup videomuzu beğenebilirsiniz. Bunu bir hatırlatalım. Peki sizin bu projeniz resmi makamlara ulaştı mı? Bu tedavinin uygulanması için Sağlık Bakanlığı'na veya başka kurumlara başvurdunuz mu? Ne cevabı aldınız? Çünkü bahsettiğiniz şey çok iddialı. Yani koronavirüs aslında bitirecek bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Maliyeti çok ucuz. Herkesin ulaşabileceği, çok kolaylıkla uygulanabilecek. Ya da en azından şöyle diyelim. Yani en azından şöyle diyelim. Hiç olmazsa bir yan tedavi olarak kullanılabilecek bir şeyden bahsediyorsunuz. Yöntemden bahsediyorsunuz. Evet, ne sonuç aldınız? Şimdi ilk 12 Mart sanıyorum, o zaman ilk vakalar gelmeye başladı. Hı hı. Ve sendrom olarak yani hiperenflamasyon, aşırı immün sistem tepkisi olduğuna dair zaten bilgiler geldi. Buna o 2003 yılındaki SARS enfeksiyonuna benzediğini biz gördük. Zaten o dönemde 2003 yılında ben Japonya'daydım. Ve bununla alakalı zaten biz kafa yoruyorduk. Ve yurt tedavisi yine şimşek çaktı. Bunu yine kullanırız. Bununla alakalı araştırma yaptık. Ve geçmiş dönemde bakın bunun bir hücre kültürü seviyesi vardır, hayvan deneyi seviyesi vardır, insan çalışmasına geçersiniz, karşılaştırma yaparsınız. Bakın şu anki kullanılan antivirallerden daha güçlü delilleri vardır, geniş seri insan çalışmaları vardır. O yüzden bütün o çalışmaları toparladık. Bir proje olarak önce biz başhekimle görüştük, o da bilim kurulu üyesi. Onu arz ettik. Sonra bilim kuruluna gıyaben bizim projemizi gösterdi. Beğendiler. Dedi ama bunun yeri burası değil. Bu Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ofisindedir. Oraya başvurmanız lazım. Peki dedik. Biz literatür delillerimizi, protokolümüzü, nasıl kullanılır bu, oral yollar ve intravenöz yollar, nasıl kullanılır dozlarımızı, ki geçmiş dönem kullanılmış dozlardan da 1/3 azdır. Ve nasıl kullanacağına dair protokolümüzü 1 Nisan tarihinde teslim ettik. 1 Nisan tarihinden beri cevap bekliyoruz. Bakan yardımcımızla irtibat kurmaya çalıştık. O da biraz şey oldu.
Yani bekliyoruz. Şu anda değerlendirme aşamasında diye düşünüyorum. Düşünmeye çalışıyorum. Hı hı. İnşallah güzel bir şey olursa geri dönüş. Bu tedavi, fizyolojik tedavi ya da terapi de diyebiliriz. Fizyolojik destek tedavisini hastalara sunduğumuz anda büyük bir yarar göreceklerine katiyetle inanıyorum. Çünkü biz bunu oral verdiğimizde hemen her hastada COVID pozitif ya da COVID negatif olup da hani semptom olarak da virüs enfeksiyonu benzeyen çok da hasta var bu arada. Evet. Bu hastalarımızda çok büyük geri dönüşler aldık. Yani olumlu semptomların geçtiğini, ateş, kuru öksürük gibi durumlar. Yani bu ortamda virüs olduğu düşünülür. Bu hastalarda olumlu geri dönüşler oldu. Bizim oral yolla önerdiğimiz dozları özellikle İstanbul'daki Cerrahpaşa veya diğer hastanedeki doktorlar, sağlık personeli çok olumlu karşıladılar. Profilaksi olarak yani tedbiren kullanımın önerimiz iyi bir aksi seda oldu. Onlar da kullanmaya başladılar ve güven, insanların güvenle yani sağlık personeline sanki ön siperde çalışan insanlar gibidir. Yani kaygı da vardır. Yani biz de yakalanmayalım. Bununla alakalı profilaksi öner ve çok iyi geri dönüşler aldık. Yani biz 1,5 aydır birçok doktorla, sağlık personeliyle görüşüyoruz. Boş durmuyoruz. Kendimiz de etrafımızda bazı deneyimler, deneyimlemeler gördük. Bu tedaviyi geçmiş zamanda bazı diğer virüslerde intravenöz yolu kullandılar, kullanmışlar. Mesela hepatit B virüsü, Epstein-Barr virüsü, Streptomycin-CMV virüsüyle alakalı tedaviler de görülüyor. Şimdi bakın burada zaten koronavirüsle alakalı canlı yüzeylerde etkisini biliyoruz. Ve bu tedavi etkili zaten genel antiviraldir. Kuvvetle kullanacağını düşünüyoruz. Şu anda bekleme aşamasındayız. Cevap bekliyoruz. Evet yani böyle bir... Hani pandemi olmazsa süreç diyorlar ki 6-8 ay sürer ama umuyorum öyle 6-8 ay sürerse biz herhalde çok bir şey de demeyelim yani. Evet yani bir bürokrasiye takılmış gibi gözüküyor sizin bu projeniz. Benim anladığım öyle bir şey var. Ama öyle değildir. Çünkü bu bakın ben bir öğretim üyesiyim. İki tane uzmanlığım var. Birisi gen tedavisi. Bir proje ortaya koyuyorum. Hem de maliyeti çok düşük bir proje ortaya koyuyorum. Bir üniversite hocasının ödevidir aslında ya da görevidir. Yani bir hastalık pandemi varsa bir proje ortaya koymak aslında primer bizim ödevimizdir. Biz bunu üzerimize yaptık ve benim gibi birkaç doktor daha var. Bakın biz önümüz açılsa nasıl bizim Türk mühendisler İHA'yı, SİHA'yı çok rahatlıkla yaptılar. Evet. Önümüz açılsa biz bu pandemiyi, koronavirüsü pekala alt edebiliriz. İnanın kendimize güvenelim. Dışarıdan ilaç bekleyeceğiz, alacağız. Aşı yapacaklar alacağız. Böyle bir şey öyle olmamalı. Evet. Yani Türkiye'de tabii aşı çalışmaları da devam ediyor. İşte hayvanlar üzerinde deneme aşamasına da geçti. Bu tür çalışmalar da var. Ama tabii aşıdan daha çok pratik hani sizin söylediğiniz şey beklemeye gerek olmadan aşının bulunmasının uygulanabilecek bir yöntem gibi duruyor. Bakın fizyolojiyi düzeltince patoloji düzelecek. Bu ilaç değildir zaten. Etik kurula da gerek yoktur. O yüzden doğrudan verilecek hastaya uygun dozları zaten hesaplandı. Geçmiş tedavi klinik çalışmalar doz alındı. Proje haline getirildi. Sadece yapılsın denecek o kadar. Evet tabii burada siz bir bilim insanı olarak anlatıyorsunuz. Dozdan bahsediyorsunuz uygulama yönteminde. Burada seyircilerimizi de uyarmak lazım. Yani bu hani iyodu aldım tükettim koronaya karşı kendimi koruyorum veya işte korona oldum iyileşeceğim gibi bir durum değil. Çünkü hani çamaşır suyu kullanan insanlar bile var biliyorsunuz. Evet. Her şeyin dozu vardır. Yani suyu çok içerseniz su zehirlenmesi bile olur. Aynen. Bunun da belli damlası, belli hesabı vardır. O protokole göre yapılacak. Tabii. Yani bunu uyarmak lazım izleyicilerimizde. Çünkü çeşitli yöntemler deneyip sonra hastanelik olan insanlar olabiliyor. Bunu uyarsın yapalım buradan. Evet. Değil mi? Peki, hocam, kalkmasın kimse. Bu o iyot değil. Bu başka bir iyot. Moleküler evet. İyot. Evet. Eczanede satılan Batikon gibi ya da işte antiseptikler değildir. Evet. Bu konuda uyarımızı da yapmış olalım. Evet.
Peki inşallah yani bu başvurunuzdan olumlu sonuç alırsınız. Türkiye'de yeni bir tedavi yöntemini en azından denemiş olur. Türkiye'de tabii vaka sayılarında düşüş var. İlk kez günlük iyileşen sayısı 2 gündür vaka sayısını geçiyor ve yani uzmanların değerlendirmesi eğri aşağıya doğru grafik. Salgın grafiği aşağıya doğru inmeye başladı. En azından şu anda bir düzlükten bahsediliyor. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz mücadeleyi? Yani işte İtalya, İspanya, ABD ve diğer işte İngiltere'ye baktığımız zaman Türkiye ilk başlardan çok artış hızı çok yüksekti ama şimdi bir başarı hikayesine dönüşmek üzere gibi duruyor. İnşallah da öyle olur. Siz nasıl buluyorsunuz? Yani biz neyi doğru yaptık da başarıyı yakaladık veya daha erken başarıyı yakalayabilirdik, neyi eksik yaptık? İşte sağlık altyapısına bağlayanlar var, işte doktorlarımızın başarısına bağlayanlar var. Bu ikisini birleştirip söyleyenler var. Erken bir takım ilaçların kullanıldığını söyleyenler var. Yani bir takım ilaçların tedariki erken sağlandı ve bunlar hastalar üzerinde kullanıldı diye. Sizin görüşünüz ne bir hekim olarak? Nasıl değerlendiriyorsunuz son tabloyu? Öncelikle hani ben birebir mesela İtalya'nın Dünya Sağlık Örgütü yönergesini nasıl uyguladıklarını tam birebir bilmiyorum ama bir Alman doktordan edindiğim bilgiye göre söyleyeyim. Yani yüksek dozda steroid verilmedi Türkiye'de. Yüksek dozda steroid verme hatası İtalyanlar yaptı. En önemli hataları buydu. İkincisi bizim vasiyetli doktorlarımız bu protokolü modifiye ettiler. Bazı medikal ilaçları son evre dediği daha erken dönemde kullanmaya başladılar. Ve oksijenasyon sistemi, yöntemi, pozisyonu ona göre ayarlandı. Ayrıca ve belki de daha da önemli cansiperane çalıştılar. Hakikaten yani şimdi bizim çalışma performansımız yani bir Avrupalı, bir Amerikalı hakikaten değil. Onu söyleyeyim. Yani hemşirelerimiz o hakikaten siperde çalışır gibi çalıştılar. Evet, yani sağlık personelini alkışlamak lazım bu noktada. Yani hakikaten düşünemiyorsunuz. Yani size de virüs bulaşabilir. Bakıyorsunuz mesela Nisan 1'de İtalya'da 51 doktor vefat etti. Evet. Şimdi bakın İran'da da öyle. Yani bizim burada hem korunmayı bildiler hem de cansiperane çalıştılar. Bütün sağlık personeli modifiye ettiler protokolü. Çok önemli bu. Evet, Daha yani bizim o DSÖ'nün bahsettiği protokolü uygulamadık. Biz aynen bir aynen. uygulamadık. O bir şansımız oldu değil mi burada? Aynen. Ama bir şey var. Burada tabii tetikte olmak gerekiyor. Tamam bu COVID-2. Bu uzun da sürecek. Bu tekrar kendini modifiye edip tekrar remutasyonlarla başımıza dert aşabilir. Yani ikinci Adedin dalga, üçüncü dalga olabilir diyorsunuz değil mi? olabilir. Çünkü bu eğer TASAKO Hoca diyor ki bu üretilmiş bir virüsse ki Wuhan'da 4 yıl çalıştı ve arkadaşlarına ulaşamıyor. Diyor ki Wuhan'daki bütün o arkadaşlarım yok şu anda. Niye bilmiyor. Ve şu anda yapılan tedavinin ekstradan yeni virüs dalgalarına gelme ihtimali de var. Evet. Eğer bu bir üretilmiş virüsse ki aslında virüs üretmek bakın Fuat Bey kolay. Evet. Yani dediğim gibi o şeyi kesmezseniz, replikasyon bilgilerini kesmezseniz başka virüs şeyleri de adapte ederseniz ki 9 farklı mutasyon olduğu bulunmuş. Evet. Sizin nerede? Yakın bunlar tekrar tekrar başımıza gelebilir. Evet. Tetikte olmak gerekiyor. Hani tabii bu virüsten çıkaracağımız dersler de var. Bundan sonra böyle bir pandemi olursa bir algoritma yapmak lazım. Hangi gün, hangi saatte nasıl izolasyon yapılacak? Bununla alakalı bir çalışma, bir algoritma yapmak gerekiyor. Onu anladım. Evet, benim en çok merak ettiğim şey Antibiyotik bu. olarak da iyodu kullanırsak bir daha yani dünyaya entika çeviremeyecekler. Evet. Eğer bu tedaviyi yaparsak, etkili bir antiviral olarak kullanırsak insanlar bir entika çeviremeyecekler diye düşünüyorum. Evet, biraz önce Türk doktorların, sağlık personelinin çalışmasından, gayretlerinden bahsettik. Yani hakikaten dünyaya örnek olacak bir hikaye çıktı ortaya.
başarı hikayesi var. En azından o doktorlarımız için söyledim. Burada tabii siz hekimsiniz. Yani Türk eğitim sistemi içinden geçmiş, tıp eğitimi sistemi içinden geçmiş bir hekim, bilim insanı olarak. Bizim buradaki başarımızın en büyük nedenlerinden biri bizdeki tıp eğitimine de bağlayabilir miyiz? Yani hakikaten dünya çapında da, hani Türkiye'de eğitim alışı dünya çapında da isim yapan bilim adamlarımız var. Biraz da galiba herhalde genetik yapımız bu şifa verme işine ya da hastaları tedavi etme işine kültürel olarak da çok böyle yatkın bir belki de kültürel bir genimiz var. Ama eğitim konusunda, Türkiye tıp eğitimi konusunda nerede görüyorsunuz? Ben tıp eğitimi konusunda Türkiye'yi iyi görüyorum. Evet. Kalitesi bakımından iyi görüyorum. Ama bazı amalar var. Hani çok fazla öğrenci almakla hani bir miktar kalitede düşme olabiliyor. Ama tabii öğrenciler kendileri yetiştirmek durumunda da kalıyorlar. Ama bununla beraber her şeye rağmen hani Türk doktorları hakikaten çok özverili, kendileri yetiştirebilen doktorlar. Bizim çok rahatlıkla bütün dünyaya, Avrupa'ya, etrafımıza, Orta Doğu'ya sağlık turizmi yapabileceğimiz kapasitedeyiz. Tıbbi cihazlarımız birçok ülkeden yarışır halde. Eğitimimiz öyle. Tedavi yaklaşımlarımız, insancıl yaklaşımlarımız hakikaten çok övgüye değerdir. Türk doktorları, hemşireleri, bütün sağlık personeli, inanın hakikaten çok özveriyle çok da yorularak çalışıyorlar. Önemli, özellikle bu dönemde bu daha da çok ortaya çıktı, açığa çıktı. Hakikaten can siperhane çalıştılar. Evet. Peki hocam, son olarak koronavirüsün bitiş tarihiyle ilgili işte 2 aylık, 3 aylık periyotlar söyleyenler var. İşte Mayıs'ın ortasından sonra rahatlayacağımı söyleyenler var. Sizin görüşünüz ne? Ne zaman biter Türkiye'de salgın? Ya da ne zaman normale dönmeye başlarız? O iniş grafiği, hani yataya geçti o grafik, inişte evet, başlıyor yavaş yavaş. Sizin öngörünüz var mı bitiş tarihiyle ilgili? Bir modelleme yaparsak eğer, 1918 pandemisini, oradaki rakamlar da elimizde, her ne kadar influenza pandemisi olsa da, bir de İtalya'dan biz 20 gün geç takip ediyoruz İtalya'yı. İspanyol gribinden bahsediyoruz değil mi? O tarihteki İspanyol gribi. Onu modelleme yaparsak eğer İtalya'nın 5 Mayıs civarı aşağı inmesi lazım. Bizim 20 Mayıs civarında aşağı inmemiz gerekiyor. Klinik tedaviler devam eder. Benim tahminim Temmuz sonunda artık virüs tamamen ortadan kalkar. Ama o modellemeye tekrar bakarsak 6 ay sonra bir daha ufak bir yukarı eğri daha çıkacak gibi olabilir. Hmm. Onu modifikasyon. Yani ikinci dalga daha gelebilir. O yüzden yine tetikte olmamız lazım. Ama evet, dediğim gibi yani COVID-3, COVID-4, COVID-5 çıkmayacağını malum. Onlar da olursa eğer ki ona da artık bir algoritma yapmamız lazım. Bakın Fuat Bey. Evet. Hangi dakikada, hangi saatte, hangi gün ne yapacağız? Kim nasıl, hangi kurum nasıl davranacak? Böyle bir algoritma yapmamız lazım. Ki Almanlar yaptı bunu, çok başarılı oldular. Evet, Almanya'da bayağı dünyada önde geldiler. Çok başarılı oldular. Evet. Evet. Bizim hani mücadelemizdeki başarı grafiğiyle Almanya'yı da çok karşılaştıranlar var. Yani takip ve yerinde tedavi, ortaya çıkan bir vakanın temas ettiği kişileri bulmak ve tedavisini yapmak veya kontrolünü yapmak, testlerini yapma noktasında Almanya çok önde olan bir ülke, örnek gösterilen bir ülke. Bizim de başarımızın bir kısmı. Aslında da öyle oldular, biz de tekrarlardı. Evet. Peki, eklemek istediğiniz bir detay, bir ayrıntı var mı programımızın sonuna gelirken? Evet. Yani özellikle yine sağlık personelimize çok çok teşekkür ediyorum. Yani hepsine evet, tek başarılar diliyoruz. Onlar hakikaten bir tarih yazdılar aslında. Yazmaya da devam ederler. Bununla beraber hani Türk hekimine, yani Atatürk'ü de güvendiği gibi güvenmek lazım.
Yapacağımız projeler, bakın önümüz açılsa çok süper şeyler çıkarır bu ülke. Yaptı, yapmıştır. Şimdi bundan sonra yapar. Evet. Yeter ki kendimize güvenelim, önümüz açık. Peki, çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Karar TV'de doçent doktor Eren Çetin'le beraberdik. Koronavirüsü ve koronavirüse karşı iyot tedavisini yeni bir tedavi yöntem olarak konuştuk. Hoşça kalın ve evde kalın diyoruz.